İyi akşamlar değerli konuklar. Bugün doğa ve karşılık üzerine bir söyleşimiz olacak. Birazdan konuğumuz olacak Serhat Akbaş. Onu da yayına alacağız. Ve bugün doğa ve kamp üzerine, o çok özlediğimiz iki unsur üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Umuyorum ki bugün doğa ile ilgili sohbetlerimizi, kampçılıkla ilgili sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu arada Serhat Akbel'i de yayına aldık. Geçen seferki yayınımızda iki konuk almıştık ve iki konukla birlikte bazı teknik hatalar yapmıştık. Bugün daha keyifli bir sohbet olacak. O yüzden beraber Serhat'la devam edeceğiz. Beni artık tanımaya başladınız sanırım ama gene ben kısa bir kendimi tanıtayım. Recep Şalcı, Akut Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2003 yılından beri Akut'ta çeşitli görevlerde hizmet aldım. Kocaeli Ekip Liderliği, Eğitim Sorumluluğu, Operasyon Sorumluluğu. Şimdi de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Ve çalışmalarımız devam ediyor. Bugün konuğumuz Serhat Akbel. Gerçekten doğa ve kampçılık üzerine uzun yıllardır emek veren, çalışan, hem profesyonel olarak hem de içten sevgi olarak bu işi yapan bir insan. Önce Serhat'ı tanıyalım, biraz daha uzun tanıyalım tabii. Sonra sohbetimize başlarız. Sesim geliyor mu? Duyabiliyor musun? Gayet net Serhat. Selamlar herkese. Akut İstanbul ekip lideri Serhat Akbel. Aynı zamanda da hem profesyonel hayatımda hem de Akut'la birlikte çocuk kampları, organizasyonlar yapan biriyim. Çok küçük yaşlarda izcilikle başladım bu işe. Gerçi Akut'a da çok küçük yaşlarda girdim. O da ayrı bir konu tabii. 18 yaşımı tamamlamam. O zamanki Medeni Kanun 18 yaşta izin veriyordu. Yaklaşık da 15 seneyi bitirdim Akut'ta. Çok uzun zamanlardır hem işte profesyonel hayatımız hem Akut'taki gönüllü hayatımız olsun. Sürekli doğadayız. Yani bugün de kendi kamp alanımdan bağlanıyorum. Arkamda görüyorsunuzdur yeşilliklerin içerisinde. Artık hani hayatımı da doğaya taşımış biriyim aslında. Birçok insanın yapmaya çalıştığı şeyi biraz erken hareket ederek, bu pandemi sürecinden çok öncesinde hareket ederek diyelim. Kendimizi tamamen doğaya attık ve işte kuş sesleriyle, doğayla birlikte yaşıyoruz. Yani çoğu insan için bu böyle çok kolay bir şey gibi geliyor ama hani gidelim doğada yaşayalım. Şimdi bunların üzerine konuşuruz detaylı. Kuş sesleri geliyordur. Çok güzel. Her şey güzel ama yaklaşık bir işte bir saat, bir buçuk saat sonra hava kararacak. Bambaşka bir coğrafyaya dönüyor etraf. Bunların hepsi tecrübeyle kazanılacak şeyler. Bunun dışında dediğim gibi ben profesyonel hayatımda da doğa sporları ve doğa kamplarıyla ilgileniyorum. Akut'ta da uzun yıllardır Akut'un Akut Doğada Yaşam diye bir projesi var. Akut'u takip edenler biliyorlardır. Çocuklarla doğada sürekli kamplar yapan biriyim. Çok da mutluyum bu işi yaptığım için aynı zamanda. Serhat, teşekkür ederiz kendini tanıttığın için. Şimdi bugün doğa ve kampçılık, niye bu konuyu seçtik? Biraz ondan bahsedeyim. Birinci sebebi, 2 gün sonra 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve çevre ve doğa iç içe zaten. Bununla ilgili biraz konuşacağız. Ama ikinci, belki de daha önemli sebebi, artık bu pandemi süreciyle birlikte insanlar alternatif tatiller aramaya başladı ve doğa ve kampçılık da şu an en revaçta olan alternatiflerden bir tanesi. Bunun için de bizi izleyen konuklarımıza doğaya çıkacakları zaman, kampçılık yapacakları zaman bunu doğru olarak nasıl yapmaları gerekiyor, neye ihtiyaçları var, bunlar üzerine konuşacağız. Doğa nedir? Doğa en basit tanımıyla canlı ve cansız bütün tabiatın oluşturduğu bir unsur. Baktığımız zaman gerçekten insan ve doğa arasında yıllardır süren dünyanın oluşumundan, hatta insanlığın ortaya çıkmasından beri oluşan bir süreç. Bu süreci zaman zaman doğru yönettik, zaman zaman yanlış yönettik ama şu anki durumumuza baktığımız zaman bu süreci, çok dünya olarak bahsediyorum, doğru yönetemediğimizi görüyoruz. Çünkü çevreyle ilgili sorunlarımız var. Biz
çevrede olan milyonlarca türden bir tanesiyken biz dünyanın sahibi gibi kendimizi gördüğümüz için şu an çevre sorunları çok ciddi olarak oluşmaya başladı ve bu da bizi olumsuz etkiliyor. Baktığımız zaman bazı bilim adamları daha bu kesinleşmedi ama bugünkü pandemi sürecinin koronavirüs 19'unun çıkmasında bile çevresel etkilerinin rol oynadığından bahsediyor. O zaman bizim bu ana kadar yaptığımız hataları bir yana bırakıp bundan sonrası için doğayla, çevreyle daha barışık bir şekilde birlikte olmamız gerekiyor ve doğaya saygılı davranmamız gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? İşte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sosyal medyalarımızda bununla ilgili paylaşımlar yapacağız. Bir şeyleri beğeneceğiz ama üzücü kısmı doğaya çıktığımız zaman, çevreye çıktığımız zaman gene o görmek istemediğimiz atıklar, çöpler, orada bıraktığımız izler gerçekten doğaya zarar veriyor ve bununla alakalı da sıkıntı yaşıyoruz. Akut olarak biz bunun neresindeyiz? Akut olarak hani çevresel afetler şu ana kadar çok müdahale alanımızda değil ama bununla ilgili gerçekten küçük müdahalelerde bulunuyoruz. Nedir bunlar? Özellikle çevresel sebeplerden dolayı hayvanların başı belaya giriyor. İşte Bodrum'da karettalar ağlara dolanıyor ya da çöplerin içerisinde kalıyor. Bunlara müdahale ediyor ekiplerimiz. Keşke onlar çok daha güzel ortamlarda yaşasa, biz de bu müdahaleleri yapmak zorunda kalmasak. Gene bazı mesela İstanbul'un yaptığı operasyonları hatırlıyorum. Bir bataklık bir alanda köpekleri kurtarmıştı. Bunlar hani şu an hayvanlar üzerindeki müdahalelerimiz umarım insanları bu kadar büyük etkileyecek çevresel sorunlar oldu ama bizim müdahale ettiğimiz sorunlar olmadı. Umarım bize ihtiyaç olmaz. Şimdi baktığımız zaman genelde insan merkezli bir dünya oluşumundan kurtulup artık son dönemlerde çevre merkezli, doğa merkezli bir dünyaya gitmek istiyoruz. En azından bu fikirler oluşmaya başladı. Sanırım bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi de şu an sensin. Dediğin gibi arkada kuş seslerinin olduğu, doğanın olduğu güzel bir yerdesin. Biz de şimdi biraz önce gönderdiğin fotoğrafları baktım. Paylaşabilirsen birazdan onları da paylaşacağım. Çünkü Instagram'ın teknik altyapısı konusunda biraz sıkıntı var. Bunları yapacağız. Ama biz doğaya çıkacaksak, doğada bir şeyler yapacaksak bunu bilinçli yapmamız gerekiyor. Bunun için de özellikle kampçılığı ya da doğaya çıkış için ön hazırlıklarımızı iyi biliyor olmamız lazım. Öncelikle senin orayı biraz daha yakından tanıyalım. Akut'un doğayla ilgili neler yaptığını anlatalım. Çünkü Akut'ta özellikle doğa kampları, özellikle çocuklarla yapılan kampları Türkiye üzerinde yöneten de sensin. Bununla ilgili biraz bizi bilgilendirirsen daha sonra kampçılığa da geçeriz. Evet, şimdi aslında hani Akut'un kuruluş amacı doğada yaşanan, işte dağlarda ve doğada yaşanan kazalara müdahale etmek. Dolayısıyla zamanla tabii bu deprem ve esas bilinirliğinin geldiği yer büyük afetlere dönüştü. Ama doğada operasyon bizim en çok yaptığımız operasyon türü. Kaybolmalar olsun, işte mahsur kalmalar olsun, doğa sporcularının yaşadığı kazalara müdahale etmek olsun. En sık çıktığımız operasyonlar. Şimdi nasıl depremlerde afetlerle ilgili bir afet bilinçlendirme semineri eğitimi yapıp afetlerin zararlarını azaltmaya çalışıyorsak 2012 yılında da dedik ki biz özellikle çocuklara doğaya çıkma, doğada olma, doğada yaşam nedir, nasıl yapılır? Özellikle hepimiz biliyoruz. Sen de öğretmensin abi, çok iyi biliyorsun. Yeni nesil tamamen tablette, telefona gömülmüş durumda ki yani bunu gerçi bir Instagram canlı yayında söylüyor olmamız biraz trajikomik ama sonuçta yeni nesil özellikle ellerinde tabletle bütün dünyayı hareket ettirebileceklerini düşünüyorlar. Ama biz mesela bizim kamplara geldikleri zaman hadi ayakkabıları çıkarın bakalım yalın ayak yürüyelim bir çimde dediğimizde herkes birbirine bakıyor. Veya bir tarladan domates toplamaya başladığımızda bize gelen soru hocam domates ağaçta mı yetişiyor? Bunların yaprakları var gibi. Yani böyle sorularla karşılaşıyoruz ve bunları görmeye başladığımızda özellikle 2012 yılında işte ilk Akut'un çocuk kamplarını yapmaya başladığımızda ben izcilik kökenliyim. Ve hani çok küçük yaşlarda bu işe başlamanın avantajlarını gördüm. Tamamen çocuklara yönelik ilk etapta. Doğru şekilde doğaya gitmek, doğada yaşamak, işte çadır kamplarında kalmak, çadır nedir, nasıl kurulur, nereye kurulur, işte kamp yeri seçmek nedir. Yani bugün bu yayını izleyenlerin büyük bir kısmı özellikle bu pandemi sürecinde şunu düşünüyordur. Ya şu işler bitse,
bir çadır alsak, bir dağın tepesine oraya buraya bir yere gitsek de kamp atsak. Bu böyle kolay bir şey değil. Öyle hani YouTube'dan iki tane video izleyeyim, çadır neymiş, nasılmış, hemen internetten de satın alayım, kargo ile gelsin, çadırı aldım, hadi gittim, çadır kurdum da olmuyor bu iş. Yani ciddi bir eğitimden geçmesi gerekiyor kişinin ki acil durumlar yaşanmasın. Çünkü acil durumlar yaşandığı anda otomatikman bizim hemen akut üniformaları ortaya çıkıyor ve operasyona çıkıyoruz. Hep söylediğimiz işte önlenebilir sebeplerle insan hayatının kaybolmaması burada başlıyor. Doğaya gitmeden önce eğitimli olmamız gerekiyor. Bu eğitimi de ben ikiye ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bir, doğaya saygı ve doğayla bütünleşik yaşam. Bir diğeri de işin teknik kısmı. Yani bir ateş yakacağınız zaman en zarar vermeyeceğiniz yer neresi? Ateş hazırlığı ne yapmanız gerekiyor? Şu arkamda gördüğünüz yeşilliğin üzerinde gelip ateş yaktığınız zaman bilmeniz gerekiyor ki yaklaşık bir 20-30 yıl oradan bir daha hiçbir yeşillik çıkmayacak. Bu arkayı böyle yeşil tutabilmek gerçekten bu. Ve ciddi anlamda bunun hazırlığın altyapısını yapacağız giderken. Onun dışında bir çadır aldık. Bu çadır ne? Nasıl kuruluyor? Eğer gittiğinizde kamp alanında bunu ya da işte kamp yaptığınız yerde bir yaylada vesaire bunu öğrenmeye çalışırsanız bela bunu yapamazken ciddi anlamda zorlanırsınız. Yani çok zor olur. Dolayısıyla bundan öncesinde en azından birkaç yazı okuyarak, birkaç video izleyerek, aldığınız çadırı evinizin salonunda kurarak bunlara hazırlık yapabilirsiniz. Tabii kuracağınız yer çok önemli. Benim tavsiyem şu, ilk defa kamp yapacaksanız, doğaya gidecekseniz mutlaka önce bir tesise gidin. Korunaklı, etrafı güvenli olan bir yerde yapın. Çocuklarınızla gidecekseniz bence öncelikle eğitim alın. Çünkü çocukla birlikte gittiğinizde daha büyük problemler oluyor. Dediğimiz gibi ben yani çocukları doğaya götürmemiz gerekiyor. Doğadan kopmamaları gerekiyor. Burada da akut olarak Akut Doğada Yaşam diye bir projemiz var. Yaklaşık 8 yıldır bu projeyi yapıyoruz. Yaz dönemlerinde ve kış dönemlerinde iki farklı etap olarak çocukların tatil dönemlerinde geldikleri yaş gruplarına göre 5 gün veya 10 gün kaldıkları kamplar yapıyoruz. Bu kamplarda çocuklar ebeveynleri olmadan geliyor. Bunu özellikle söylüyorum. Çocuk tek başına geliyor ve bu tek geldikleri kamplara 8 yaştan başlıyoruz. Yani 8 yaşında bir birey aslında o. Bu kampa geliyor 5 gün veya 10 gün arkadaşlarıyla birlikte burada yani hiç tanımadığı insanlarla burada arkadaş oluyor. Cep telefonu kullanmıyor. Bakın bu en önemli kısmı. Bizim kamplarımızda ise cep telefonu kullanmak yasak. Cep telefonu kullanmıyor ve burada ya da işte farklı lokasyonlarda çadırlarını kuruyor. Bu çadırın içerisinde yaşına göre 12 yaşa kadar 5 gün, 13 ve 17 yaş arası da 10 gün kampta kalıyor ve doğayla ilgili her şeyi öğretiyoruz onlara. En önemlisi doğada güvenli yaşamayı öğretiyoruz. Güvenli şekilde doğaya gitmeyi öğretiyoruz. Bu birinci konumuz. Tamamen akut doğada yaşamda. Tabii sonra çocukları kampa götürmeye başladıktan sonra ailelerden talepler gelmeye başladı. Biz de gelelim, bizi de götürün, bizimle birlikte kamplar olsun diye. Hemen sonrasında biz baba çocuk kampları yapmaya başladık. Babalar günüyle birlikte başladık. O tarihte kamp yaptığımız bölge biraz soğuk bir bölgeydi. İklim olarak Düzce'nin Melen Çayı'nın hemen yanında bir kamp alanında kamp yapıyorduk o dönemde. Mayıs ayı soğuk olduğu için anneler gününde kamp yapamamıştık. Tabii şimdi babalar kampı yapınca yani baba çocuk kampı yapınca annelerden hemen bize bir tepki yağmaya başladı. İşte hocam hani bize yok mu, bize yok mu diye. Yani ondan sonrasında anne çocuk kampları da yapmaya başladık. Ve ebeveynli kamplar yaptık anneyle veya babayla. Özellikle şehir ortamında çocuklarıyla zaman geçiremeyen çalışan aileler için bunlar çok güzel bir fırsat haline geldi. Ve güvenli ortamlarda çocuklarıyla birlikte doğada zaman geçirmelerini hedefledik. Bu yıl ne yazık ki henüz planlama yapabilmiş değiliz. Normal şartlarda biz Nisan ayında başlardık kamplarımızı duyurularını yapmaya. Ve genelde bizim bir kampımıza gelen öğrenci 5-6 kere kamplara gelir. Hatta şu an Akut Doğada Yaşam Projesi'nin ilk yıllarında kursiyer olan, yani öğrenci olan küçük arkadaşlarımız bugün bizde yardımcı eğitmenlik yapar hale geldiler. Kamplarda görev alıyorlar. Böyle de bir kısmı var. Akran eğitimine de çok inanıyoruz burada. Çocukların birbirini görerek bu eğitimi tamamlamalarını istiyoruz. Bu şekilde ana amacımız dediğim gibi en başında söylediğim insanların güvenli şekilde doğaya gitmesini sağlamak ki sonrasında operasyon yapmak zorunda kalmayalım. Ana hedefimiz doğada güvenli yaşam. Teşekkürler Serhat. Bu ara sorular geliyor. Ben de bir taraftan onlara bakıyorum. Soruları daha sonra cevaplayacağız. Konumuzun dışında da sorular geliyor. Tabii akut olunca nasıl gönüllü olurum, nasıl buraya katılırım gibi sorular. Onlara geleceğiz. Şimdi bahsettiğin aslında çok önemli bir konu ve özellikle son süreçlerde artık bir endüstri haline gelmeye başlayan bir konu. İşte doğada yaşam, kampçılık konuları ve
Hani kimseyi kötülemek istemiyorum ama herkes bu işi yapabileceğini, yapmaya başladığını düşünmeye başladı. Çünkü bu bir sektör. Ama bu sektör aslında çok zor ve titizlikle yapılması gereken bir şey. Çünkü biz bu kampa çocuklarımızı gönderiyoruz. Onların hani göz bebeklerimizi gönderiyoruz. Sadece kampta onların yemesi, içmesi, barınması değil, psikolojik olarak onların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ilk kez doğaya çıkacak çocuklarda yaşanacak sıkıntılar var. Ben süreci bildiğim için hani bu konuda ne kadar titiz olduğunuzu, başınıza gelen olayları biliyorum. Bunları paylaşmayacağım da biliyorum ama burada bu sektörle alakalı hani evet anne babalar çocuklarını doğaya göndersinler, kampa göndersinler. Ama bunu yaparken özellikle gönderdikleri kurumlarda nelere dikkat etsinler? Tabii ki isteğimiz Akut'la yapsınlar ama hepsi bizimle gönderemeyeceklerse de nelere dikkat etmelerini tavsiye edersin? Şimdi bir kere çocuk üzerinde konuşuyorsak ki aslında yetişkin için de aynı şey geçerli. Şimdi bir kere doğayla şaka olmaz, doğayla yarış da olmaz. Yani bunlar en önemli bilinmesi gereken konular. Doğada bir faaliyet yapıyorsanız, yani şehrin kenarında bir kamp alanında bile bu işi yapıyor olsanız bir kere öncelikle güvenli olarak yapmanız gerekiyor. Şimdi işin içine çocuk girdiği zaman bambaşka bir konu. Şimdi çok iyi kampçı olabilirsiniz, çok iyi doğa sporcusu olabilirsiniz ama çocuk eğitimi konusunda uzmanlığınız yoksa formasyon ne, pedagojik formasyon ne, çocukla iletişim ne, bunları bilmiyorsanız, bu altyapılara sahip değilseniz çocuk kampı yapmanız çok zor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir bina inşa ediyorsunuz. Çocuk bir bina gibi her yıl üzerine ekleye ekleye yükseliyor. Şimdi siz bunun temel alanında bir hata yaparsanız, özellikle çocuk eğitimi konusunda, bir çocuğun işte gece korkusu var diyelim. Biz mesela gece yürüyüşleri yapıyoruz kamplarımızda. Şimdi siz bu çocuğun, korkan bir çocuğun üzerine daha da fazla korkutarak giderseniz veya yani disiplini olması için korkuyu kullanırsanız, bu çocuk ömrü hayatı boyunca bir yetişkin birey olduğu zamana kadar dahil, ki yetişkinlik de devam edebilir bu. Sonrasında hiç beklemediği zamanlarda da karşısına çıkabilir. Sizin yaptığınız en ufacık bir hata. Ömrü hayatı boyunca onunla birlikte yaşar. Yani yani gece yürüyüşünde mesela korkutma ve benzeri şeyleri yaptığınız zaman zaten korkan bir çocuk ekstradan korkma yaşayabilir. Şimdi bunun yetişkin kamplarında örnekleri var. İşte yürüyüşlerde korkutma tedirgin, ama bunu getirip siz çocuk kampında yaparsanız bu sefer yanlış bir şey yapmış olursunuz. Veya bir çocuk annesinden babasından ayrı ilk defa kamp yapıyor, çadırda kalacak bir de. Yani dışarıdan sesler geliyor, böcekler var. Düşünün, doğanın içerisinde ve hayatında ilk defa böyle bir yerde kalacak. Dolayısıyla kendine göre tepkiler veriyor. Ağlayabilir, içine kapanabilir, aşırı hareketlenebilir, daha pozitif anlamda da fazla hareketlenme de yaşayabilir. Tamamen içine de kapanıyor. Yani şimdi bunları biliyor olmanız gerekiyor. Çocuğun size verdiği tepki yaramazlık mı? Yani kampta ortalığı karıştırmak için mi yapıyor bunu, yoksa yaşadığı bir duyguyu böyle mi yansıtıyor? Yani bunların hepsini biliyor, anlıyor olmanız lazım. Mesela bizden örnek verelim. Bizim Akut Doğada Yaşam projesinde bir kişinin, yani bir Akut gönüllüsünün eğitmen olarak çalışabilmesi için bir kere öncelikle tabii ki Akut üyesi olacak. Eğitimlerini tamamlayacak ve aktif olarak Akut'un içerisinde görev alacak. Sonrasında bir de profesyonel hayatında çocuklarla birlikte çalışmış mı? Öğretmenler var aramızda, izci kökenli olanlar var, özel kurslarda çalışan arkadaşlarımız var, asker olup gene çocuklu ailelerle çalışan arkadaşlarımız var, psikolog arkadaşlarımız var, sosyolog arkadaşlarımız var. Bunlardan seçiyoruz biz. Yani biz kendi içimizde bile çok iyi tanıdığımız, bildiğimiz ama altyapısında çocukla ilgili bir çalışması olmayan arkadaşımızı gelecekse bile sadece teknik konularla ilgili çalışır. Örneğin bir kaya tırmanışı yapılacaktır. Kaya tırmanışında çok uzmandır. Bu konularda çok uzmandır ama çocukla ilgili altyapısı yoktur. O işte uzman olan eğitmenlerin gözetiminde sadece tırmanış yaptırır ve o kampta o kadar görev alır. Kayak kamplarında da benzer şeyleri yapıyoruz ama onun dışında ana sistemde çalışacak, çocuklarla birebir temas kuracak arkadaşlarımızın ciddi bir altyapısı olmasını bekliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Gene bizim Akut Doğada Yaşam Projesi'nde gönüllü olarak danışmanlık yapan psikolog arkadaşlarımız var. Onlarla her çocuk gelmeden önce mesela formlarını alıyoruz. Olabilir çocukların hayatında farklı dönemler yaşanabilir. Anne baba ayrılıkları olabilir, başka problemleri olabilir. Bunları öncesinde istiyoruz ailelerden ki o çocuk gelmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Ekibimize ne öğretebiliriz, ne yapabiliriz? Bunları anlatıyoruz. Buraya. Köpekler etrafta gezenler olunca tepki veriyor. Farklı farklı bilgileri alıp bunlara göre eğitim yapıyoruz. Şimdi hiç bunları yapmayan, hayatında hiç bunlarla ilgili bir şey çalışmamış, sadece almış sırt çantasını dağa gitmiş gelmiş, çok iyi doğa sporcusu, çok iyi ateş yapar, çok iyi doğada yemek yapar, çok iyi gezer, çok iyi fotoğraf çeken birisi. Ben burada çocuk kampı yaparım. Şuraya da çadırları kurarım. Burada da çocuklara kamp yaparım dediğinde aileler, bence benim söylemek istediğim en önemli konu bu. Çocuğunuzu bir kampa gönderecekseniz kamp yapacak kişiye önce bir sorun. Daha önce çocuklarla çalışmış mı? Böyle bir altyapısı var mı?
Böyle bir bilgi birikimi var mı? Bunlara ulaşmaya çalışın. Çünkü gerçekten hani çocuk çok önemli. O konuda ciddi anlamda eğitimli olması gerekiyor. Bu kısımlara bakmak gerekiyor. Şimdi devletin de kamp yapan bir sürü kurumu var çocuklarla ilgili. Belediyelerin var, federasyonların var, Gençlik Spor Bakanlığı'nın var. Buralarda çalışan kişiler zaten uzun yıllardır çocuklarla çalıştığı için devletin resmi kurumlarını tercih etmek faydalıdır. Tabii çok daha kalabalık kamplar oluyor bizim kamplarımıza göre örnek olarak verirsek. Biz biraz daha böyle birebir butik gibi eğitimler yapıyoruz ama bunlar tamamen tercih konusudur. Dediğim gibi kampı nerede yapıyor? Çocukla ilgili altyapısı var mı? Sadece sırtına çanta taktı dağa giden birine çocuklarınızı teslim etmeyin. Serhat, sorular geliyor. Aynı zamanda yorumlar da geliyor. Sadece İstanbul'da mı bu kampları yapıyorsunuz diye hemen dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirelim. Türkiye'de akut illerinin olduğu yerlerde, hatta başka yerlerde de yapabiliyoruz. Şu an için Eskişehir, Kuşadası, Bodrum'da özellikle gene merkezin yani bir kontrolde belli bir kadroyla yapılan çalışmalar var. Talep geldiği zaman hangi il olursa olsun çok fark etmiyor. Ekibimiz orada eğer uygun koşullarda kamp oluşturabiliyorsa bunları gerçekleştirebiliyor. Uygun koşulları özellikle söylüyorum çünkü hani bizim yani Serhat'ın da fikri aynıdır. Sadece para kazanmak için değil, bu işin bir amacı olması gerekiyor. Eğer kamp yaptığımız zaman o çocuklara doğru hizmeti vermemiz gerekiyor ya da yetişkinlere sırf ticari olarak bu işe bakmamak gerekiyor. Tabii doğa dediğimiz zaman, kampçılık dediğimiz zaman buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de etik konular. Doğaya gittiğiniz zaman doğaya saygılı olmak. Her ne kadar biz çocuklarla kamp yaparken onları belli tesislerde güvenlik vesaire açısından yapıyorsak bunun güvenliğini almamıza rağmen bir hizmet verilmesine rağmen düzgün yapılıyor ama bireysel olarak kampçılığa gittiğim zaman belki de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi Serhat'ın da başta söylediği gibi nerede ne yapacağını bilmemek. İşte doğru ateşi yakmamak, etrafa zarar vermek ya da çöplerini bırakmak, ağaç kesmek. Özellikle son zamanlarda bazı programlar çok ön plana çıktı. İşte bu Survivor programları, onlara özenip gidenler. Bunlar gerçekten biraz sıkıntılı süreçler. Öncelikle doğaya gitmeden önce doğaya saygı göstermemiz gerekiyor, onu anlamamız gerekiyor. Güzel bir söz var. Doğada sadece ayak izinizi bırakın, onun dışında bir şey bırakmayın. Özellikle o çöpler her gittiğimiz zaman bizi çok rahatsız eden, topladığımız zaman bir hafta sonra tekrar orada toplanan çöpler ortaya çıkıyor. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Peki Serhat, kampa giden bir kişinin işte malzeme seçimini yaptığı, bunlardan da biraz bahsedelim. Bir kampa giderken bir hani günübirlik kamplar, kamp demeyelim buna, yürüyüşler diyelim. Günübirlik yürüyüşe giderken çok fazla malzemesine gerek yok ama genelde hani daha kolay olan bahar ve yaz aylarındaki kamplar, kolay kamplar. Kış kampları için zaten ciddi eğitimler, malzeme ve profesyonellik istiyor. Yaz kampları için önce günübirlik yürüyüşlerden bahsedelim. Günübirlik yürüyüşe doğaya çıkan bir insanın yanında neler bulundurulması gerekiyor ve hangi temel eğitimleri almış olması gerekiyor? Şimdi günübirlik dahi bir faaliyete gitsek, bir acil durum yaşayıp geceyi doğada geçirmemiz gerekebileceğini biliyor olmamız gerekiyor. Ve ufak tefek yaralanmalar, kazalar ve bunun gibi durumlarla karşılaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve çok iyi bir plan yapmamız lazım. Yani öyle hadi ben çantamı aldım, hadi gidiyorum şuradan bu tepeyi geçeceğim, öbür ormanın oradan, işte derenin oradan geçeceğim falan filan. Böyle bir doğaya çıkma şekli yok. Bir kere öncelikle plan yapmamız lazım. Ben hangi rotaya gidiyorum? Yaklaşık ne kadar süre yürüyeceğim? İşte ekibimin içerisinde bu işleri bilen, oraya daha önce o rotaya giden biri var mı, yok mu? Yoksa daha önce artık internette her şeye ulaşabiliyoruz rahatlıkla. O rotada yürünmüş mü? İşte GPS izleri var mı? Nereden ulaşabiliriz? Artık cep telefonlarında bile çok rahatlıkla bu programları kullanabiliyoruz. Telefonlar çektiği sürece. Hatta çekmediğinde dahi çalışabilen programlar var. Dolayısıyla öncelikle bir plan program yapacağız. Bir de en önemli konulardan biri, en çok atlanan konulardan biri budur. Doğaya gidiyoruz, bir faaliyet yapacağız, yürüyüş yapacağız. Mutlaka yakınlarımızda, çevremizden birilerine haber vermemiz gerekiyor. Nereye gittik? Hangi rotaya gittik? Nerede yürüyeceğiz? Ve ne zaman geri dönmeyi düşünüyoruz? Tabi burada döndüğümüz zaman da haber vermeyi unutmamamız gerekiyor ki biz böyle operasyon çağrıları yaşadık biliyorsun abi sen de. Hani yürüyüşe gitmiş bir grup geri dönmüş evinde yatıyor ama işte arkadaşlarının çevresinin haberi yok. Kayboldular diye ihbar yapıyor ama insanlar evlerinde. O yüzden geri döndüğümüzde de mutlaka evet ben döndüm iyiyim herhangi bir problem yok diyeceğiz. Bu
önemli konulardan biri. Bir kere kolluk kuvvetlerine de bilgi vermemiz gerekiyor. Şimdi kanuni olarak da bunu yapmak zorundayız. Bir doğada bir faaliyet yapacağınızda, bir yürüyüşe veya işte bir kampa gittiğinizde bölgedeki kolluk kuvveti, genelde jandarma bölgesi, jandarmaya bilgi vermeniz gerekiyor. Böyle böyle bir yürüyüş yapacağız diye. Bunların hepsi sizin güvenliğiniz için önce, hepsinden önce. Bunu bileceğiz. Gidiyoruz. Yol uzayabilir, ufak tefek yaralanmalar olabilir, işte performansla ilgili sorun yaşayabiliriz. Uzayabileceğini düşüneceğiz ve ona göre yemek ve su alacağız yanımıza. Dediğim gibi hani ufak tefek bir yaralanma olabilir. İşte en basitinden bir dal bile çizebilir yüzünüzü, gözünüzü, kolunuzu. Bunlara müdahale edecek bir ilk yardım çantamız ve ilk yardım bilgimiz olması gerekiyor. Bunlar önemli konular. Tabii ki ben şunu demiyorum. Yani günübirlik bir yürüyüşe gittiniz, sırtınıza 90 litrelik çantayı alın, çadırınızı alın, uyku tulumunuzu alın, matınızı alın. Bunu söylemiyorum. Ama ufak tefek malzemelerle, bilgiyle besleyerek bunu. Benim mesela şu kadarcık bir çantam vardır. Pantolonun yan cebine sığar. Eğitimlerde de hep gösteririm. Şimdi aklıma gelmedi, yanıma almadım. Daha sonra belki paylaşırız fotoğraflarını. Veya işte hani buna çok rahat internette ulaşabilirsiniz. Bir acil durum yaşandığı zaman hayatta kalmamı sağlayacak olan malzemeler var içerisinde. Küçük bir ateş başlatıcı, minik bir fener, işte ufak tefek ilk yardım malzemeleri, küçük bir kibrit, birkaç parça ip, işte çabuk tutuşabilen malzemelerden küçücük bir çanta. Kendim yaptım bunu. Böyle farklı farklı parçalardan bir uçuş seyahatinde verilen küçük bir fermuarlı çantanın içerisine doldurdum. Yanımda taşıyorum. Böyle bir durum olursa en azından işaret verebileyim, sağa sola bilgi vereyim telefonum çekmediğinde. Bunlar hazırlıklı olacağız. Ve dediğim gibi rotamızı bileceğiz. Bilmiyorsak, yani daha önce hiç doğaya gitmediyseniz bir kere doğada yürüyüşe falan gitmeyin tek başınıza. Çünkü o sonra başka bambaşka problemler oluyor. Bilen birileriyle bu işe başlamakta fayda var. Özellikle doğa sporlarına başlayacak çok kişiden soru alıyoruz. Ben kendi işim gereği dediğim gibi hani sürekli doğada olduğum için sosyal medyadan olsun, telefonla olsun, arkadaşların tanıdıkları olsun, eş dost sohbetleri olsun sürekli geliyor aynı şey. Nasıl başlayacağız, nasıl başlayacağız? Kulüpler var. Doğa sporları kulüpleri var. Bizim derneğimizin de var bir dağcılık kulübü mesela. İşte bir sürü farklı üniversitelerin olsun, özel kulüplerin, derneklerin olsun. Buralara gidin. Burada üyelik çok böyle yani basit şeyler, uymanız gereken kurallar var. Belli saatlerde eğitimlere, faaliyetlere gideceksiniz. Burada bilgileri öğrenin. Oradaki insanlarla grup halinde faaliyet yapın. Sonrasında artık bu işi evet öğrendim, biraz daha kendim yapabilirim dedikten sonra belki bireysel 2-3 kişilik faaliyetlere devam edebiliriz. Serhat, şimdi genelde kampçılık hikayeleri çok güzel olur. Akşam ateşin başında işte güzel güzel hikayeler ve bu hep anlatılır. İnsanlar da bu hikayeleri dinledikleri sürece işte yıldızların altında böyle açık havada uyumak, evet anlattığın zaman çok güzel, çok cezbedici. Ama bazen açık havaya gittiği zaman bu insanlara olumsuz olarak geri dönebilir. Bunun sebebi de işte biraz önce bahsettiğin aslında doğru eğitimin olmaması, doğru malzemenin olmaması gibi sebeplerden dolayı. Şimdi ve hani biz bazen böyle çok olumsuz konuşuyor gibi gözüküyoruz ama aslında bu olumsuz tecrübeleri çok fazla yaşamamızdan, bu insanlarla karşılaşmamızdan. İnsanlar alışverişlerini yaptılar, malzemelerini aldılar, doğaya gittiler ve kamp kuracaklar. Tabii kamp yeri için, çadır kurulumu için öncelikle bir yer seçmeleri gerekiyor. Kamp yeri seçimi için neler tavsiye edersin? Şimdi öncelikle öyle her yere kafamıza göre kamp kuramayız. Bunu biliyor olmamız lazım. Normal şartlarda izin verilen milli parklar ve işte ören yerleri dışarısında doğada, ormanda, açık alanlarda kamp kuramazsınız. Bir kere bu yasak. Bunu biliyor olmamız gerekiyor. Kamp yerini seçerken bir yasal mevzuata bir bakacağız. Bu gittiğimiz yer kamp yapmaya uygun mu diye. İşte tesisler olabilir veya işte dediğim gibi milli parklar olabilir. Bunları bir kontrol edeceğiz. Burası bu işi yapmaya uygun mu? Ya işte ben gördüm birileri gitti orada kamp yaptı, fotoğraf çekti. Ne var ki burada, onlar yapıyorsa ben de yaparım diye düşünmeyin. Ciddi cezaları var bunun ki özellikle bu pandemi sürecinde kısıtlamalar geldi. Tekrar gelebilir, gidebilir. Öncelikle buna bir bakacağız kampa giderken. İşin yasal mevzuatına bakacağız. Sonrasında işin teknik kısımları geliyor. Örnek, bir nehir kenarına gelip çadırınızı kurarsanız iyicene yanına bir yere. 2-3 tane farklı riskle karşı karşıya yıkarsınız. Bir, oradaki su kaynağı bir tek sizin için su kaynağı değil. Yabani hayat içinde, vahşi hayvanlar içinde işte bir yaşam kaynağı. Onlar oraya su içmeye gelip gidiyorlar. Her gün gelip gidiyorlar. Siz arada birkaç gün onlara misafir oluyorsunuz ve normal şartlarda size bir zarar vermeyecek olsa dahi panikle, bu korkuyla farklı problemlere gidebilir. Dolayısıyla hani buna bir dikkat edeceğiz. Gittiğiniz yerde su kenarına kuruyorsanız bir diğer konuda özellikle akarsulardan bahsediyorum. Su, yağış da artabilir. Bununla ilgili dünyada da Türkiye'de de yani ülkemizde de çokça yaşanmış kazalar da var. Bir akarsuyun yanına yakınına çadır kuruyorsanız o suyun gece sizin olduğunuz yerde yağmur yağmasa bile suyun kaynağının çıktığı yerde yaşanacak bir yağışla barajlarda kapak açılmasıyla
sizin hayatınızı kaybetmenize kadar iş gidebilir. O yüzden çok akarsuların yanına kamp alanı kurmuyoruz suların yanına. Göl, gölet, deniz buralarda da gelgit olayları veya işte göllerde de ciddi yükselme yaşanabiliyor. Doğadaki izleri, su izlerini tahmini olarak göreceksiniz. Zaten o belli bir tecrübeyle aslında anlayabilirsiniz suyun ne kadar yükselebileceğini. Ona göre bir kamp alanı seçeceksiniz. Ya yani bununla ilgili mesela yaşanmış bir olay var. Gene başta kamp kuruyorlar. Bu kampta hani o anda baraj gölündeki kapaklar açılıyor ve baraj gölündeki su seviyesi yükseldiğinde ortaya bir adacığa kamp kuruyorlar ve o adacık 1-2 saat sonra adacık değil artık. Kendileri de yüzen kişiler haline geliyorlar. Kamp alanları ya bütün çadırda suyun altında kalıyor tabii ki. Dolayısıyla dikkat edeceğiz su olaylarına. Bir diğer konu mesela arkamda görüyorsunuz yüksek ağaç altları. Evet hepimiz istiyoruz ki sabah biraz daha geç kalkmak için gölge olsun, gölgelik alan olsun ama böyle bir ağaç altına çadır kurduğunuzda mutlaka yukarıda dallar var mı? Kuru dallar, ölmüş dallar, askıda kalan dallar var mı diye kontrol edeceksiniz. Çünkü o dal orada yıllarca durur. Siz çadır altına kurarsınız. Bir rüzgar, bir yağmur o dalı çadırınızın üstüne düşürür ve çok ciddi kazalar. Yani ölümle sonuçlanan kazalar var bununla ilgili. Mutlaka kontrol edeceğiz. Bunlar önemli konular. Onun dışında gene çok yaşanan sorunlardan biridir. Eğimli yerde size en yeşil gözükür. Suyun toplandığı yerdir orası genelde eğimli olan alanların orta kısmı, düzlükleri. Buralarda kurarsanız gece uyandığınızda çadırınızı su basmış şekilde bulabilirsiniz. Bunlar önemli yer seçiminde. Bir de tabii ki doğal hayata da zarar vermemek gerekiyor. Mesela çokça yapılan şeyler. Böyle yeşillik yayla alanlarına arabalarla girmek. İşte bunlar büyük dişli lastikli araçlar, motosikletler, motokroslar. Bunlarla girip orada böyle doğaya zarar veriyoruz. Bu alanlarda da sonrasında siz gittikten sonra yıllarca tekrar doğa kendisini toplayamıyor. En başında da söyledik doğaya saygılı olmak zorundayız. Mesela en çok yaşadığımız sorunlardan biri ateş. Şimdi siz ufacık bir ateş yakarsınız mangal yapmak için. Onu doğru düzgün söndürmezseniz bütün ormanı yakarsınız. Binlerce metrekare alan yanar. Daha da basit hadi öyle bir şey olmadı. Söndürdünüz, kamp bitti, gittiniz. O alanda sizin o ateşi yaktığınız yerin çevresinde yaklaşık 1-1,5 metre çapta bir daha yaklaşık 20 yıl, 30 yıl bitki örtüsüne göre belki 50 yıl bir daha hiçbir şey yetişmiyor. O alan kel kalıyor. Evet. Bunların hepsine Ben oradan ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. çok değerli bilgiler bunlar. Tabii kamp deyince en güzel biraz önce de söylemiştik. Akşam kamp ateşi, yemeler, içmeler, sonra gece geç vakitlerde uyuma ve sonrasında anlatılan korku hikayeleri, vahşi hayvanların o bölgeye gelmesi, işte rahatsız etmesi vesaire. Aslında bunların sebeplerini biz biliyoruz. Bunların olmaması için özellikle kampa gidecek tecrübesiz arkadaşların nasıl önlemler alması gerekir? Nelere dikkat etmesi gerekir Serhat? Şimdi şeyle ilgili, ateşle ilgili konular çok fazla. Yani dediğim gibi bir kampı bir kere kamp yapan şey ateş. Onu bir kere hepimiz biliyoruz. Yani bir kamp ateşinin etrafında oturmak, onda yemek yapmak, işte çay demlemek, etrafında oturup sohbet etmek. Bunların hepsi işte ne bileyim içerisinde patates közlemek vesaire. Burada da bir Odunu parantez açacağım. karıştırmak erkeklerin Evet en çok yani yaptığı şey. Odunu herkes sohbetle gelir bir karıştırırız yani. odun atacak illa herkes bir kere. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle çocukla çalışan biri olarak söylüyorum. Ateş ve hani ateşli yemeklerden bahsetmişken lütfen çocuklarınıza yanmış pişmiş marshmallow yedirmeyin. İnanılmaz zararlı. Hiç alakası da yani illa her kampa giden kamp yapan marshmallow yiyecek diye bir şey de yok. Bunu yapmayın. Gerçekten çok zararlı bir şey çocuklarınız için. Onun yerine atın iki tane patates közlensin. Bir tane sucuk yapın. Bir şey yapın. Çocuklar onu yesin. Bunları alıştırmayın. Bu bizim kamp ve doğa kültürümüzde çok da olan değil. Ama işte filmlerde orada burada gördüğümüz için çocukların da çok özendiği. Ama bu kısmı bir hani yeri gelmişken çocuklarla ve doğayla çalışan biri olarak bunu görev edinmiş bulunmaktayım. Her ortamda, her gittiğim yerde. Mesela bizim kamplarımızda yasak yapmıyoruz. Onun yerine çocuklara patates yapmayı öğretiyoruz. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi ateşle ilgili konularda evet ateş yaktınız. Yaban hayvanların gelmesini de uzak tutuyor vesaire gibi artıları var. Psikolojik olarak da ateşin yanması, etrafın biraz aydınlanması bunların hepsi size artı. Bunu yaparken evet doğada hayvanlardan da korunuyoruz ama yatmaya gidiyorsak veya işte biraz uzaklaşıp yürüyüş vesaire yapacaksak ateşi mutlaka çok kontrollü bir şekilde söndürmemiz gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Çadır malzemelerinin ham maddesi petrol. Petrolün de en böyle işe yaramaz yeri diyelim çok teknik kısımlara girmeyelim. Oralardan üretiliyor ve bir çadırın yanması birkaç saniye. Yani bir çadırın üzerine burada yaktık ateşi. Bir de arkadaşlar bilmeyenler işte yapraklı vesaire odunları attılar. Ufak bir rüzgarla böyle kıvılcımlar uçuşuyor gidiyor. Görüntü çok güzel. Fotoğraf çekmek için falan yapanlar da var. O bir tane kıvılcım bütün çadırınızı yakabilir.
Bütün çadır yanabilir. Hatta o kampta kaç tane çadır varsa hepsi yanabilir eğer yangın güvenliği alınarak kurulmamışsa. Yan yana dizilmiş hep ve festivallerde vesaire görüyoruz bunları. Öyle bir durumda böyle binlerce çadırı birkaç dakika içerisinde yok olduğunu görebilirsiniz. O yüzden ateş, evet, kampın olmazsa olmazı. Bizi çevredeki yabani hayattan korumaya da yarıyor. Işık da sağlıyor, psikolojik destek sağlıyor, yemek yapmamızı sağlıyor. Ama unutmayacağız, aynı zamanda da o kampın ve hatta oradaki bütün doğanın yok olmasına neden olabilir. O yüzden onu çok kontrollü tutacağız. Ateş yakarken de lütfen, gene söylüyorum, yaş odun en çok karşılaştığımız şey. Her şeyi yakabileceğimizi zannediyoruz doğada. Gidiyoruz ağaçlara, elimize de bir tane balta aldık. İki tane de YouTube'da video izlediysek, öyle bushcraft olduk, böyle doğacı olduk, böyle survivor olduk deyip iki tane hemen oradan ekipman alıyoruz, nal buradan. Onunla gidiyoruz, yaş odunları yakıyoruz. Sonra da yanmıyor. Yani yaş odunla ateş yakmayacağız, bir de yakamazsınız da. Yani hem doğaya zarar veriyorsunuz, hem de aslında hiçbir işe yaramayan bir işle uğraşmış oluyorsunuz. O yüzden bununla ilgili ciddi anlamda okuması gerekiyor insanların. Yani bir ateşin yakılabilirliği, sürdürülebilirliği, bununla ilgili videolar da var. Bunları da izleyebilirsiniz. Bir sürü kaynaklar var. Ya benim mesela 1952 yılında yazılmış bir İzcil kitabım var. Bir kitap şeyinde buldum ve aldım bunu. Artık sayfaları böyle erimek üzere ve özel jelatinli kapların içerisinde alıyorum. Orada ta o yıllarda bile kamp ateşi nedir, nasıl yakılır, nelere dikkat etmek gerekiyor, çevre güvenliği nedir, bunların hepsini anlatıyor. Şimdi artık YouTube'a hemen yazın. Yüzlerce çeşit ateş yakma yöntemi ve güvenliğini bulabilirsiniz. Bunları biraz araştırmakta fayda var. Hadi işte gittim alışveriş merkezine, orada da doğa sporları mağazası var. İki tane çadır aldım, bir kutu, bir mat aldım, attım arabaya, gittim kampa, yakarım istediğim yeri. Olmuyor öyle. Öyle değil bu işler. Serhat, ateşten sonra yatacağız ama pişirdiğimiz yemekler var. Eğer bunları açıkta bırakırsak muhakkak davetsiz misafirler gelecektir başka bir yerde olduğumuz için. Özellikle de bunları nasıl korumamız gerekiyor ki bu davetsiz misafirleri mümkün olduğu kadar aza indirgeyelim. Davet misafirlerden kastım oranın sahipleri aslında. Şimdi Bu tam onu söyleyecektim. bazen Davetsiz böyle. misafir biziz aslında doğada. Evet. Biz şunu unutmayalım. Biz doğaya gittiğimizde, bir doğa faaliyetine gittiğimizde misafir gidiyoruz. Yani evimize misafir gelmiş gibi düşünün. Biz doğaya misafiriz ve geçici süreyle oradayız. Ve kurallarına uymamız gerekiyor doğanın. Şimdi en basitinden düşünelim. Yemek yaptık, yemek malzemelerini torbada dışarıda bıraktık. Girdik çadıra, yattık veya çadırın bagaj kısmına koyduk. Hiçbir yabani hayvandan bahsetmiyoruz. Köpeklerden bahsediyoruz. Kamp alanımızda da var. Besliyoruz sonuçta köpekler, aynı zamanda alan koruması da yapıyor. Şimdi köpek biliyor onun içerisinde, koku alıyor. Yani bizim aldığımızın yüzlerce katı kadar koku alıyor. En basitinden köpekten konuşuyoruz. Hiç daha vahşi doğal ortamda karşımıza gelecek hayvanlardan bahsetmiyorum. Ki koku alma duyuları kilometrelerce uzaktan koku alabilen hayvanlar var. Gelip o torbaların içerisini karıştırır ve bütün her şeyi mahveder. Yer, yemediklerini de darman duman eder etrafı ve gider. En basitinden aç kalırsınız. Daha ileriye kadar gidersek, gerçekten belli bir irtifanın üzerinde, belli bir kamp alanındaysanız, yani ayılar, kurtlar gibi hayvanlar kamp alanınıza direkt geleceklerdir. Çünkü orada yemek var, yemek kokusu var ve bizim genelde kampa götürdüğümüz yemekler et ağırlıklı yemekler. Dolayısıyla kokusu çok daha uzun mesafelerde hayvanların duyabildiği yemekler. O yüzden burada en önemli şey, çadır alanından belli bir mesafe, yani birkaç metre, yani çok da uzaklara götürmenize de gerek yok, çok yakında olmamalı. Bir ağaç üzerine yüksek bir noktaya asmanız gerekiyor. Bu önemli. Aracınız varsa aracınızın içine bagajınıza vesaire koyabilirsiniz. Etrafta kesinlikle bırakmıyorsunuz. Çöpleriniz de, yani bir çöp torbası yaptınız. Çöplerinizi topluyorsunuz. Kamp bitiminde götüreceksiniz. Yani o zaten götürmeme kısmına hiç girmiyorum bile. Çöplerinizi götüreceksiniz. Onları dahi Diyelim ağızlarını, bitkini hatırlatalım. Muhakkak yani götürmeleri gerektiğini söyleyelim. doğaya götürdüğümüz her şeyi, söyledin, sen de söyledin abi. Biz aynı şeyi hep çocuklara da öğretiyoruz. Sadece ayak izi, hatta onu da mümkünse tek ayak izi. Yani aynı ayak izinden yürüyün. Doğaya o kadar az zarar verin. Kalabalık bir grup yürüyüşü yapıyorsanız tek ayak izinden yürümeye çalışın. Kar dışında bunu söylüyorum. Karda iş farklı. Ama onun dışında en azından tek bir noktaya zarar verelim. Ayak iziniz dahi doğaya zarar veriyor. Bunu unutmayın. Bu böyle çok ütopik gibi geliyor olabilir size ama gerçekten ayağınızı bastığınız yer dahi doğaya zarar veriyor. Tekrar yenilenmesi gerekiyor o bölgenin. O yüzden çöpünüzü yanınızda götüreceksiniz. Benim söylediğim şu, hani kurduk, kampı kurduk, yaktık mangalımızı, ateşimizi yaktık, ateş çanaklarında da yaktık, zeminde yakmadık, zeminden yüksekte yaktık, bilinçli kampçılarız. Zemine zarar vermememiz gerektiğini biliyoruz. Yemeğimizi yaptık, her şeyimizi yaptık. Bir tane de çöp torbamız da var. O çöp torbamızın da içinde topladık ya hani o çöpleri. Onları dahi ağızlarını güzelce bağlayıp yüksek bir noktaya asmamız gerekiyor ki
Hayvanlar en azından çadır, yani direkt çadır, ya çadırın içine koyduğunuz zaman direkt diyorsunuz ki gel ben burada yatıyorum. Bu yanımda da yemek var. Gel bunu al. Dolayısıyla alırken de artık orada ne olur orasını hangi hayvanın geldiğine göre hangi coğrafyadaysak değişir. O yüzden uzağa ağaca mesela burada benim olduğum yer olsun çadır. Aşağı yukarı bir 20-30 metre belki biraz daha fazla uzağında ağaç var. Onun bir dalına ip atıp orta kısma bağlayabilirsiniz. Ya en basitinden yerde bıraktığınızda karıncalar, böcekler bile yemeğinizin içine gelse özellikle doğa konusunda çok ya benim için son değil. Karınca gelse de ben onları kenara çekerim. Yemeye devam ederim ama yemeyebilirsiniz. Özellikle şeker ve benzeri ürünler varsa kesme şeker şu bu gibi şeyler. Karıncalar ekstra gelir içerisine veya diğer böcekler. Dolayısıyla onların hepsini böyle zipli torbalarda, kapalı torbalarda yüksek bir yere asmamız gerekiyor. Evet, bunlar önemli. Özellikle eğlenmek için, keyif yapmak için, dinlenmek için gittiğimiz doğada, kampta küçücük dikkat etmediğimiz şeylerden başımıza çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bütün keyfimiz kaçabilir. Serhat, özellikle son dönemde bu doğa sporlarıyla birlikte doğaya eğilim başlayınca bu alandaki malzemeler de çok talepkar olmaya başladı ve herkes malzeme alıyor. Ama bu konuda çok bilinçli bir alım yok. İşte ne kadar bazen pahalı o kadar güzel gibi ya da işte bunu alırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Malzeme seçiminde dinleyicilerimize ne önerirsin? Şimdi malzeme konusu aslında doğa sporlarının %50'si gibi düşünebilirsiniz. Örneğin dağcılık yapacaksınız. Doğru malzemeniz, doğru ekipmanlarınız yoksa o sporu yapmanız çok zor. İşte kamp yapacaksınız. Doğru bir çadırınız, uyku tulumunuz, matınız, kıyafetiniz yoksa, ayağınızda ayakkabılarınız yoksa yapamazsınız yani. Karda bir kış faaliyetinde veya hafif çamurlu bir yerde bunu yapamazsınız. Dolayısıyla iyi malzeme almamız gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Örnek verelim. Kask diye bir mont aldık. En iyisinden aldık. Alınabileceğin en iyisini aldık. Everest'e gideceğiz o kask tüyüyle. Öyle bir kask tüyü aldık. Altta yazıyor işte Mersin'den falan selam diye. Mersin'de bir faaliyette o kask tüyünü giyerseniz muhtemelen 20 dakika, 25 dakika sonra bayılırsınız. Dolayısıyla her malzeme her yerde iyi olacak diye bir şart yok. Tecrübe edindikçe malzeme, ekipman almakta fayda var. Benim hep söylediğim şeydir. Güvendiğiniz, bildiğiniz bir kamp alanında kampa gidiyorsanız ve daha önce hiç kampa gitmediyseniz varsa ekipman kiralama şansınız. Önce bir kiralayın. Orada çadır, uyku tulumu vesaire tabii hijyeninle ve güvendiğiniz bir yer olması gerekiyor. Bu pandemi süreci için geçerli değil bu arada. Bunu özellikle böyle tırnak içinde belirtelim. Kiralayın, yapın. Belki hiç sevmeyeceksiniz çadırda kalmayı. Belki size göre bir şey değil. Yani gördüğünüz Instagram'da iki tane güzel fotoğraf. Ben de gideyim ya ne olacak çadırıma şöyle ışıklı bir şeyler atarım. Renk renk olur. Önde bir ateş yakarız diyeceksiniz. Ama belki hiç sevmeyeceksiniz. Yapamayacağınızı düşüneceksiniz. Paranız boşa gitmemiş olur. Şimdi bir de ulaşılabilirliği de kolaylaştı kamp malzemelerinin. Çok rahatlıkla her yerden kamp ekipmanı alabiliyorsun. Oturduğunuz yerden böyle basıp ertesi gün evinize kamp malzemesi gelebiliyor. Veya bir alışveriş merkezine gidip rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ki bundan bir 10 sene 15 sene önce gittiğimizde hiçbir şey bulamıyorduk doğru düzgün. Yani bir tane işte bizim kurtarmada kullandığımız teknik kurtarma ekipmanlarının bir tanesini bulacağız diye neler çekiyorduk hepimiz. Bunları hatırlıyoruz bu dönemleri. Ama şimdi öyle değil. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama burada en önemli şey dediğim gibi eğitimli olmak, doğru malzemeyi almak. Ucuz şeyler değil. Ne yazık ki çok pahalı doğa sporları malzemeleri. Yani ben gerçekten bu işin içerisinde olan biri olarak malzemelerin fiyatlarındaki artışları gördükçe şok oluyorum. Yani çok küçük rakamları aldığımız malzemeler bugün bambaşka rakamlara geldi. Şimdi bunları şey oldu anlaşılmasın hani satıcılar fahiş paralar kazanıyor falan gibi anlaşılmasın. Vergiler işte döviz vesaire hepsi yurt dışından geliyor hemen hemen. Yerli üretimler var ama büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Dolayısıyla o ek vergilerle birlikte inanılmaz rakamlara çıkıyor ve malzeme değerli. Benim tavsiyem şu. Öncelikle bu işin eğitimini alın. Doğru malzemeleri tecrübe edinmiş kişilerden öğrenin. Biz yıllarca böyle yaptık. Malzemeni sorduk kendimizden büyükler. O zaman YouTube veya işte öyle Google'a yazdığımda bulduğum gibi bir şansınız yoktu. Bunu da yapabilirsiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük dağcıları bir YouTube'da malzeme değerlendirmesi yapıyor. Açın izleyin onlardan. İyi doğa sporcularının kanalları var. Oradan öğrenin. Doğru malzeme neymiş, nerede kullanılırmış. Birinin Everest'e giderken giyebileceği bir ayakkabıyla yaz aylarında bir işte deniz kenarı kamp alanına gitmeyin. Dolayısıyla ayaklarınız patlamasın. Yani bunlar hepsi inanın birebir gördüğüm şeyler. Buraya bu kamp alanına öyle malzemeler geliyor ki yaz günü. Yani Everest ana kampta göreceğiniz çadır deniz kenarında 40 derecede güneş altına kuruluyor. Benim içim acıyor açıkçası görünce. Söylüyorum da diyorum ki yazık.
Yani bu çadırın güneş altında kullanabileceğiniz bir ömrü var. Ve bunu burada harcıyorsunuz. Yazık yani açık alanda. Belki onun bir günüyle yazlık çadırdan 4 tane alabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani bunları öğrenmekte fayda var. Bilenlere de sorun. Yani bu işleri yapan insanlar doğa sporları yapıyorsa ve gerçekten bu işlere gönül verdiyse sorulduğu zaman anlatır. Keyif de alırlar. Ya bana sorabilirler istedikleri her şeyi. İşte zaten her yerde telefon numaralarımız var. Adımı yazınca telefon numarası çıkıyor. İşte sosyal medya var. Akut'a sorun. Bölgelerinizde akut varsa arayın ekip liderlerini. Oradaki insanlara, doğa sporları yapanlara gidin çay kahve için. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben İstanbul'da İstanbul ekip lideriyim. Doğa sporları yapmak isteyen, doğaya gitmek isteyen kim varsa bizden bilgi alabilir. Doğru bilgiyi alsın ki insanlar sonrasında biz operasyon yapmak zorunda kalmayalım. O yüzden O hani şey. zaman burada da bize bir görev çıkıyor. Bununla alakalı biraz daha vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. İki tane soru var Serhat. Bir tanesi doğadayken organik atıkları doğada bırakabilir miyiz yoksa geri mi getirelim sorusu var. Güzel bir soru. Şimdi organik atık tanımı biraz karışık. Tabii ki organik atık dediğimiz, yani yemek yaptık, domates soyduk, kabuğunu bırakabilir miyiz? Patates soyduk, kabuğunu bırakabilir miyiz? Evet, bunlar aslında fayda da sağlar. Ama bazı şeyler, örneğin yaktınız, artık yani ateşte patatesi attınız, közlediniz, kabukları yandı. Onları sağa sola attığınızda bunlar yağmurla birlikte zarar verebiliyor. Sade patates kabuğundan bahsediyorsak bir zararı yok. O yüzden hani neyi ne atabileceğimiz konusu çok karışık. Hani böyle 1-2 dakikada cevap verebileceğim bir konu değil. Eğer bilginiz varsa, bu konuyu araştırdıysanız, doğaya zarar vermeyeceğinden eminseniz, yani mesela örnek konserve yapılmış işte biraz daha mesela turşu gibi malzemeler, asitlik değeri olan malzemeleri, bu tarz şeyleri atarsanız doğaya zarar verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun böyle çok net bir cevabı yok. Organik diye tanımladığımız şey önemli. Şöyle düşünebiliriz. Direkt çiğ olarak yiyebiliyorsanız bunların kabuklarını ve işte meyve çekirdeklerini vesaire, bu meyve çekirdeği bir de faydalı aslında, tohumlamış da oluyorsunuz. Bunları atabilirsiniz. Ama onun dışındaki işlem görmüş ya da işlemden geçmiş malzemelerin kabukları, çöplerini atmamakta fayda var. Ya mesela karpuz kabuğu düşünün. Sahile, deniz kenarına, oraya buraya gittiniz, ormana gittiniz. Karpuz kabuğunu attınız. Şimdi karpuz kabuğu organik mi organik? Ama çevreyi, ki yani o bölgeyi, o alanı kirletiyor. Yani bir yandan da böyle de bir durum var. Doğaya zararı yok belki ama çevre kirliliği, bir de o, yani illa doğaya zarar vermesine gerek yok. Evet, Göz şeyi kesinlikle. de var. Yani götürün orada yakında merada, orada burada hayvan besleyen birileri varsa onlara verin en azından onu. Bir faydası olsun. Gene çok soru var ama bir tanesi kitap önerebilir misiniz? Bu konuda gerçekten birçok kitap yazıldı. Hani ileri dağcılıkla uğraşıyorsanız bakacağınız kitaplar farklı olacaktır ama sadece kampçılıkla ilgili ise internetten de bakabilirsiniz. Aklımda birkaç kitap var ama şimdi reklam olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hani bence araştırsınlar diyelim. Ya şimdi artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Gerçekten çok kolay. Çok basit bir internet araştırmasıyla herhangi bir sosyal medyada uzun uzun zaman geçireceğimiz, yani ufak tefek araştırmalarla, ben özellikle şeyi çok öneriyorum. YouTube'u. Öğrencilerime de öneriyorum. Madem YouTube'da videolar izliyorsunuz, o bir oyun var, oyunların falan videosunu izleyeceğinize, bu işleri araştırın, bu işleri öğrenin diye. Ödev, yani kamplar arasında ödev verdiğimiz öğrenciler var. Birkaç farklı mecradan doğa ile ilgili araştırmalar yapıp getirip onları bize sunuyorlar. Hani bu konularda biraz da araştırmakta fayda var. Kitap, evet, çok kitap var. Yani dediğim gibi ta 100 yıl öncenin kitaplarını dahi araştırıp bulmaya çalışıyorum kendi adıma. Özellikle izcilikle ve doğa ile ilgili olanları. Ama oturun, araştırın, çok bilgiye ulaşırsınız. Teşekkürler Serhat. Süremizi de doldurmak üzereyiz. Önemli bilgiler verdin. Kamp yapmak, doğaya çıkmak gerçekten çok güzel, çok keyifli. Ama bunu yaparken kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçli yapmak gerekiyor ve bunu yaparken de kendimize dikkat ettiğimiz kadar belki çok daha fazlası doğaya dikkat etmemiz gerekiyor. Doğaya zarar vermememiz gerekiyor. Söylediğin çok önemli. Eğer ilk kez kampa gideceksek bunu ya bilen birileriyle gitmek gerekiyor ya da bir tesiste yapmak gerekiyor. Sanırım buradaki en güzel İstanbul için alternatiflerden bir tanesi de senin bulunduğun yer. Bizim akut kampları yaptığımız eğitimli insanların ve güzel organizasyonların yapıldığı bir yer. Akut doğada yaşamı biz orada yapıyoruz İstanbul ve çevresi için ama sadece akut değil. Doğada yaşam okulu olarak da sanırım bu hizmeti veriyorsunuz.
izleyicilerimiz takip edip umarız ki sizin orada güzel kamplar da yaparlar. Bununla beraber gene doğaya çıkan özellikle kitaplardan birkaç şey okuyup çıkanlardan karşılaştığımız bir tanesi de bu kamplarda özellikle bilmediği mantarları yemesi aklıma gelmişken bunu da uyarmak gerekiyor. Ne yiyeceğinizi gerçekten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi doğa çok keyifli, insana huzur veriyor ama biz orada misafiriz. Biz orada geçici olarak bulunuyoruz. Oradaki oranın gerçek sahiplerini hayvanları ve bitkileri rahatsız etmemek gerekiyor. Onlara zarar vermemek gerekiyor. Ve gittiğimiz gibi orayı tertemiz bırakıp gene evimize dönmemiz gerekiyor. Bununla alakalı soruları tamamladık ama birkaç başka soru var. Bunlardan bir tanesi özellikle Akut'a nasıl gönüllü olurumla ilgili sorular. İnternet sitemizde bunun prosedürleri var. Özellikle oradan başvuru formu var. Lütfen o linkten iletişim numaranızı alın ve formu doldurduktan sonra sizi bir tanışma toplantısına davet edecekler. Ve bu tanışma toplantısından sonra bir iki eğitim alıp daha sonra üyelik için evraklarınızı isteyip üyeliğinizi başlatacaklar. Şu okuldan mezun oldum. Akut'ta olabilir miyim? Biz Akut'taki herkes tamamen gönüllülük ilkesinde çalışıyor. Tabii ki olabilirsiniz ama hani bunu bir iş olarak düşünüyorsanız dediğim gibi bizler gönüllüyüz. Akut'taki tüm üyelerimiz gönüllü. Yani hiçbir karşılık beklemeden, para almadan bu işi yapıyoruz. Bunu belki bir kez daha söylemek gerekir. Herkese kapımız açık ama istikrar önemli. Uzun soluklu çalışmalara katılım önemli. Ekiplerimizde ise gene online başvurabileceğiniz gibi ekiplerle iletişime geçip oradan başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yaz geliyor. Doğa çok güzel. Özellikle evde çok yoğun kaldık pandemi sürecinde. Herkes kendini dışarı atmak için can atıyor. Ama lütfen doğaya çıkarken dikkatli olun. Kendinize çok dikkat edin. Başınıza bir şey gelmesin diyor ve selamlarımızı ileterek bugünkü programı bitirmek istiyorum. Serhat, sen de veda etmek istersin herhalde. Yani burada en önemli şey aslında doğaya saygılı olmak ve bizden sonraki nesillere de kamp yapabilecekleri yerler bırakmak. Bunu unutmayalım. Yani herkesin çocukları var, yeğenleri var, bir sonraki nesil var. Hiç olmasa bile, yani hiçbir şekilde çocuklarla temasınız olmasa bile doğadan iki parça çöp toplasanız gittiğiniz yerde, kendi kamp yaptığınız alanlarda ya da yürüyüş yaptığınız yerlerde bir iki çöpü toplayıp temizleseniz o bile gelecek için bir fayda, çocuklar için bir fayda. Bunu unutmayalım. Bir çöpü götürebiliyorsak, yemek olarak malzemeleri götürebiliyorsak onu aynı şekilde taşıyabiliriz, geri de getirebiliriz. Bunlar önemli konular. Doğaya saygılı olalım. Ona karşı kontrollü ve koruyucu olalım ki o da bizi korusun. İşte bu gördüğümüz pandemi ve benzeri süreçleri yaşadığımızda bu süreçten karlı çıkan kim diye sorarsanız bu süreçten karlı çıkan dünya, doğa. İnanılmaz bir gelişim Kesinlikle. var. Ben sürekli açık alandayım, görüyorum, dolaşıyorum, ormanları geziyorum. Ciddi anlamda insan nüfusu geriye çekildiği anda bambaşka bir çevre oluşuyor. Ve bu sene şimdi tekrardan insanlar doğaya çıkmaya başladıklarında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Doğanın nasıl kendini yenilediğini ve insanların aslında doğaya nasıl zarar verdiğini görüyoruz. Ve bu konuda en önemli şey bilgili olmak. Ve ne olur hani doğayı koruyalım ki o da bize iyi davransın. Bilgili olalım, kontrollü, güvenli şekilde doğada olalım ki Akut'ta operasyon yapmak zorunda kalmasın. Kimseye bir şey olmasın, en önemlisi o. Yani biz operasyona çıkmaktan erinmiyoruz, bu yanlış anlaşılmasın. Kimse zarar görmesin. Güvenli, kontrollü şekilde kamplarımızı, doğa sporlarımızı yapalım. Onun dışında da son söyleyeceğim şey gene lütfen doğaya saygılı olun. Bizden güçlü olduğunu unutmayın. Bilgiyle kuşanıp öyle gidin doğaya. Teşekkür ederim herkese dinledikleri için. Ben teşekkür ederim. Güzel katkılarda bulundun. Önemli bilgiler verdin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Serhat. Arkadaşlar, bundan sonraki çarşamba günleri farklı konularda sohbetlerimize devam edeceğiz. Farklı konularla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.